Öncelikle sakatlarla ilgili bir bilgi vereyim. Bu konuda özellikle uzun süredir süren sakatlıklar var. Ve daha sonra biz geldikten sonra olan sakatlıklar var. Munsi ile başlayayım. Alanya maçından önce antrenmanda gözüne top geldi. Göz tansiyonun çok inişleri ve çıkışları oldu. Dolayısıyla bazen tansiyon 38'e çıktı, bazen 17'ye düştü. Ama son 3-4 gündür stabil gidiyor. Yani belli bir noktaya erişti. Cuma günü son bir kontrol yapılacak. Yani yarın itibariyle son kontrolden sonra ümit ediyorum ki gidişi sağlıklı, çünkü cumartesi bizle birlikte, yani takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Bakıldığı zaman 15 gündür takımdan ayrı. Yani aslında bu süreçte ihtiyacımız olan oyunculardan bir tanesi olmasına rağmen işte sahada talihsiz bir süreçle yaşanan bir anlık bir süreç bizi ondan uzak ve mahrum kıldı. Kone Alanya maçında sakatlanmıştı. Adale'den, iç kasıktan. O da bugün itibariyle tekrar bir testten geçecek. O da sanıyorum yarın itibariyle takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Milli takımda iki oyuncumuz vardı biliyorsunuz. Biri Seyç, biri Sunu. Seyç dün itibariyle antrenmana çıktı. Herhangi bir problem yok. Sağlıklı geldi, o sevindirici. Sunu da bu akşam itibariyle Erzurum'da olacak. Onun da tabii çok uzun bir uçuşu var. Nasıl gelecek merak ediyoruz tabii. Bu milli takım araları zaman zaman özellikle milli takım oyuncular için yorucu olabiliyor. Erhan ayak bileğinde kemik ödemi var. Bir 10 gündür İstanbul'daydı. Pazartesi itibariyle buraya müdahil oldu. Ama takımla antrenmanlara çıkması bir 7-8 günü daha bulacak. Kendi fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı. Ağrılarının hafiflediğini ifade etti. Onun haricinde Sefa'yı biliyorsunuz zaten, ayağı kırılmıştı. Trabzon'da onunla da görüşeceğiz. Onun da artık rehabilite dönemi geldiğini düşünüyorum. Ona da karar vereceğiz. Onun haricinde tabii sevindirici olan Egemen 2 haftadır sakattı. O takımla full olarak bir milli takım arasında çalışarak geçirdi. O sevindirici. Onun haricinde Kubalov uzun bir sakatlık dönemi vardı. O da takımla çalışmalara başladı. O da en azından sakatlıkların dönmesi adına bizim için sevindirici. Biliyorsunuz Alanya maçından sonra milli takım arası vardı. Bu 15 günlük süreci çok sağlıklı geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem oyuncularla birebir beraber olma adına, hem takım anlayışını biraz daha geliştirme adına, hem de sağlıklı çalışma adına çok yoğun bir süreçte bu 15 günü değerlendirdik. İşte bu hafta itibariyle de hafta sonu oynayacağımız, pazartesi günü oynayacağımız Trabzonspor maçına yoğunlaşmaya başladık. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Yine son haftalarda form grafiği, oyun anlayışı, oyun temposu yükselen bir takıma karşı oynayacağız. Artık bunlara alışık olmamız lazım. Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bizim sahada ne yapacaklarımız çok önemli. Biz de evet iyi başladık. Galibiyetle başlayıp en azından oyuncu grubunun ve camianın moralinin yüksek olması sevindirici. Oyun anlayışımızla bu 15 günlük süreçte bir tık daha ileri taşıdığımızı düşünüyorum. Yeterli mi? Değil. Daha çalışacağız. Daha zamana ihtiyacımız var. Ama bakıldığı süreçte çok sağlıklı bir çalışma ortamımız var. Bu sevindirici. Trabzon'a giderken tek düşüncemiz tabii ki alacağımız puanlar. Her türlü puana ihtiyacımız var. Her maça tek tek bakıyoruz. Bütün ciddiyetimizle Trabzon maçına hazırlanıyoruz. Kendi evinde güçlü olduğunu biliyoruz. İyi oyunculardan kurulu olduğunu biliyoruz. Ama demin de ifade ettiğim gibi bizim sahada yapacaklarımız en az onlar kadar önemli. Biz 4 deplasman oynadık aslında. Bakıldığı zaman ikisiyle beraber ikisini kaybettik. Dolayısıyla deplasmanda bir oyun anlayışımız ve alabileceğimiz gücün var olduğunu bilen bir takımız. Dolayısıyla oraya da gidip kazanma adına ne gerekiyorsa saha içerisinde onu yapacağız. Seyç bizim için önemli bir karakter. Takım için önemli bir karakter ve bu sene gerçekten çok iyi oynuyor. Dolayısıyla onun performansına da ihtiyacımız var takım olarak. Şu anda bu tür gündemlerle oyuncunun kafasını karıştırmayı çok doğru bulmuyorum. Bizim için önemli olan devre arasına kadar süreçte ne kadar puan toplayabiliriz. Bütün oyuncularımızın düşüncesi bu. Bu süreçte de önemli etken oyunculardan biri Seyç olacak bizim için. Dolayısıyla futbolda bir tabir vardır. Atanın ve tutanın iyi olacak. Bizim tutanımız iyi. Dolayısıyla ona öyle kolay kolay vermeyiz. 3 haftadır kazanarak gelen bir Trabzonspor var. Dolayısıyla stat dolu olacaktır ama
biz bu tür statlarda oynamaya alışmalıyız. Bu bizde baskı oluşturur mu? Zannetmiyorum. Bizde de çok tecrübeli oyuncular var. Tabii ki deplasmanda alacağınız her puan hanenize artı yazacaktır. Dolayısıyla biz de oradan puanla dönebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü en son oynadığımız müsabaka, aldığımız veriler ve neler yapabileceğimizi bu 15 günlük süreçte çalışarak desteklediğimizi düşünüyorum. Sahada da bunu uygulayan bir takım olacak. Çok iyi çalışıyor. Yani o da zaman içerisinde hazır hale gelecek. Olacak. Önemli olan iştahlı çalışmaları. Yani iyi çalışıyorlar. Allah var. Hepsi iyi çalışıyor.